10 tane gün vatana millete hayırlı olsun güneş panellerimiz. Bu enerji dolu, enerjiyi direkt buna aktaracak. Yani şu kömürlü olaylar artık girişmemize gerek yok. Bir de şu kömür al boş boşuna. Orada bir şey olmasın. Bir de bunu yükseğe kurmamız lazım ki güneşin önü kesilmesin. Şöyle yukarı bir yere kurmayı düşünüyorum. O yüzden şu taşlara çok ihtiyacım vardı. Sağ olsun taşlar da beni yarı yolda bıraktı. Gel abi gel. Sizde olmuyor bu durum. Sizde olmuyor. Ben sizi direkt golda yükseltiyorum. Hayırlı uğurlu olsun abi. Zaten bir tane istiyor aslında. Çok uğraşmamıza gerek yok ki. Al şu üçünü de erit. Şuraya. Buradan itibaren çıkalım. Kaç kat çıkacağız? 20 kat. 2, 3, 4. Tamam, 20 blok çıktık. Şimdi merdivenleri döşemeye başlayalım abi. Geldik. Buradan direkt çıktık. Tamam mı? Buradan böyle başlıyor bizim olaylar. Abi ben şey... Lan dur! Suyu koyamadım, iyi mi? Aşağı inip şunu alacaktım da. Tamam abi bitti. Şimdi yatalım sabah olsun sonra duvarları koyayım. Burada 3 blok mesafe. Burada da 3 blok mesafe dursun. Aslında 2 blok da yapabilirdik ama ben 3 bloğa uygun düşündüm kendimce. 1, 2, 3 de burada var. Çok iyi. Lan kurt adam. Vallahi kurt adam. Yatıyor. Yatıyor kurt adamla bir şeye dönüşsün. Nerede o kurt adam? Hacım. Bak olmuyor böyle biliyor musun? Ha, dur dur dur. Saldırıyormuş. Sabah oldu. Sabah oldu. Kardeşim sabah oldu. Sen normal insana dönüşür müsün artık? Ha, gel gel gel. Gel şimdi gel. Şimdi gel. Ne oldu? Ne oldu ne oldu? Sabah şekli yapıyordun ama. Şey pardon gece. Bir şey saldırıyor bana. Neyi saldırıyor? Hayalet saldırıyormuş. Craft yapıyordum. Şimdi abi benim anlamadığım bir şey var. Ben duvar yapamıyor muyum? Abi bu taş dolayı böyle aldığım zaman duvar olması lazım bunun. Niye olmuyor peki? Dur tamam yeter bu kadar erittiğim dur. Eritmeye de gerek yok çünkü. Allah Allah niye olmadı peki o? Çok ilginç bu arada. Şakasız çok ilginç. Neyse. Şimdi hazır buradayken aslında ne güzel aşağı düşmüşüz. Şundan bir yapalım. Şimdi bunları yaptık ama dur be abi. Önce şu taş duvarları koyalım. Tamam abi şöyle bir çıkış yaptık. Çok tatlı oldu bence. Meşale bir de ışıklandıralım burayı ki canavarlar buraya gelmesin abi. Şunların karşılığı nere bura? Tamam abi buraya da ışıklandırdık. Şimdi asıl olaylarımıza gelelim. Bak baktığınız gibi güneş yok şu an. Bunlar niye görmüyor? Enerji üretmiyor. Niye enerji üretmiyorsunuz abi siz? Aa bunlar enerji üretmiyor. Niye? Enerji toplanıyor. Bunlar bozuldu. Şu an etkin. Şu an bunlar etkin yani. Bunların çalışıyor olması lazım. Enerji toplanıyor, enerji toplanıyor. Tamam abi. Bunları birleştiriyoruz bu şekilde. Bunun olayı bu. Tamam, tüm kablolar şurada birleşiyor orta noktada. Bakalım hemen burada birleşiyor değil mi? Evet. Şuradan aşağı insin kablo. Okey. Şimdi nereden aşağı iniyor? Bir daha bir kontrol edelim. Şuradan aşağı iniyor. Şu kabloya gerek yok. Ha, bu kabloya gerek yok ama benim orada şöyle bir şey çekmem gerekiyor. Çirkin durmasın. Çirkin durmasın. Bizim olayımız abi çirkin durmamasını sağlamak. Şuna da şöyle bir şey yaparız. Yaparız yaptık bile. Çok iyi. Yan duralım şurada abi. Şunu da kapat. Şöyle yapalım. Oldu mu şu an peki? Bu mudur yani olay?
Ben yine unuttum. Elimde su kovası yoktu, aşağı düştüm. Olur. Aynen şu an bak şuraya kadar enerji gidiyor. Enerji şu an şurada. Nerede? Göremiyorum. Ha burada. Yani şunları kır be abi. Şunu şu an denemek için yapıyorum. Normalde şu an gördüğünüz gibi çizgi bir şey olmayacak. Oldu mu? Aynen enerji doluyor. Enerji doluyor, çok iyi. Şöyle yap hatta. Sen buna enerjiyi ver. Enerji ver abi sen buna. Hepsini tek tek kontrol edelim. Hiçbir zarar olmaz bize. Bak şu an bunların gözü şurada güneşte. Akşam olduğu zaman bunlar kapanıyor. Zaten görüyorsunuz bunu. Şu an çok güzel çalışıyor güneş panelleri ya. Tamam abi şu an aşağı inelim. Çok bir işimiz kalmadı bunlarla. Ne yapacağız biz? Kömür jeneratörüne ihtiyacımız yok bu arada. Bununla işimiz bitti abi. Çok üzgünüm ama gerçekten işimiz bitti seninle. Kompresör seninle de işimiz bitti maalesef. Seninle kullanmayacağız. Şunları da düzgün koyalım mı? Bunları düzgün koyalım. Bunlar da düzgün koyulmayı hak ettiler abi. Önce şunu al. Devre fabrikatörü. Üzerine şunu koy. Aynen böyle hocam. Aynen böyle. Güzel, bunlara da atıyor bunun içine. Beğendim. Şimdi abi şu an enerjiyle ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Bu kablolar tabii ki böyle çirkin bir şekilde çıkmayacak. Aşağıdan da direkt verebilirdim. Yani bu kablolar böyle gelecek, aşağıdan gözükmeyecek bir şekilde şuradan çıkabilir ama ben onu yapmayacağım. En azından şimdilik ne yapacağım ben? Bu arada güneş paneli de kaldır. Enerji depolama modülü yapacağım. 4 tane enerji depolama modülü de enerji depolama makinesi oluyor. Bu ne? Batarya abi. Bunun içine enerji yük olacak. Şey yüklenecek, bunun içinde kalacak. Niye? Hemen gösteriyorum yukarı çıkıp neden onu yapmam gerektiğini. Bak. Güneş panelleri kendini kapattı. Enerji toplamıyor şu an. Niye? Adı üstünde abi, güneş paneli enerjisini güneşten alıyor. Ve şu an güneşten bir enerji alamadığı için ne yapacak? Enerji toplayamayacak. Basit mantıkla. Biz de ne yapacağız? Enerji toplama modülü yapacağız. Şimdi gidelim abi. Uyuyalım, sabah olsun. Baksana çünkü bunlar hani oradaki enerjiyi, dur lan. Bitirdiği zaman bunlar çalışmayacak. Ayrıca ben birkaç tane eşya yaptım diyelim. Bu arada uyuyalım, sabah olsun. Yapacağım diğer eşyalarda envanter modu da olacak. Gösterebilir miyim acaba ya? Controller. Mesajda controller gibi bir şey olacak, tamam mı? Ha buradaki rafine storage kullanacağız. Controller olacak. Buna enerji bağlayacağım. Bu sandık kutu, bir tane kutu verecek sandık gibi, ona sandıkları koyacağım, içine disk koyacağım, buna da enerji gidecek. Eğer enerji olmazsa içini açamam ben bunun. O yüzden benim 7/24 enerjiye ihtiyacım var. Şu an bayağı geliştik. O zaman bu bölümlük bu kadar, yeter. Bir sonraki bölümde şuradaki enerji toplam modüllerini yapacağım. Buraya bir pil odası yapacağız. Sonra bu Ignis Extrator diye makine var, bunu yapacağım. Bu makine ne işe yarıyor? Örümcek bir dur kanka, bir şey anlatıyorum ya. Okey. Bu da şu işe yarıyor. Çok bir etkisi yok bunun ama bunun üzerine koyacağım, tamam mı? Bu taş üretecek. Kendinden taş ya da obsidyen üretebiliyor içine lav ve su koyduğunuz zaman. Bunun için de enerji lazım. Bunun üstüne koyacağım mesela, bu bir saniyede bir tane tık 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 diye şey verecek abi. Taş üretecek. Buraya taş dolacak. Ben mesela bunu yapmak istediğim zaman dolacak yani. 52, 53, 54, 55 diye dolacak. Yani çok bir etkisi olmayacak ama en azından yapalım. Daha önceki şeylerimde, videolarımda bunu söylemişlerdi bana. Bu arada bunlara da dediğim gibi şuradan aldığım enerji bunlara da getirebilirim de bunun olayını bozuyor. Steam Dynamo kalsın burada. Sonraki bölümde bu ikisine girişeceğiz. Daha sonraki bölümler için şurada şöyle bir query de var. Query. Bunu da yapacağız bir ara. Maden makinesi, ama bizim bir ende falan da gitmemiz lazım ya. Nether'a falan gitmemiz lazım. Bir sonraki videonun yorumlarını yazabilirsiniz. Dediğim gibi ya bir sonraki bölüm enerji toplam modülleri artı Igneous Extruder, onları yapacağım. Ya da Nether'a gideceğim. Oradan ende doğru yolculuk yapacağız. Bu arada ende de gitmek zorundayım. Kesinlikle gitmek istiyorum. Bir sonraki bölümden hangisini istiyorsanız aşağı yorumlara bırakın. Bir sonraki bölümün gidişatını da siz belirleyin. Bu kadar. O zaman bu bölümlük bu kadar. Arkada gördüğünüz güzel güneş panelini yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.